Doların yükselişiyle bir kısımda kızıyor dolar yükselmiyor Türk lirası düşüyor diye. Türk lirasının düşüşü diyelim Türk lirasının düşüşüyle ilgili olarak yandaş medya Türk ekonomisine bir saldırıdan bahsediyor. Yandaşlar sabotaj diyor. Durum böyle mi? Şimdi enflasyon oranı %19,25 iken ki daha sonra 19,25'in de üstüne çıktı bir sonraki ayda. %1 faiz indirdin ki faiz %19'du. Yani enflasyonun altında bir faiz vardı. Buna rağmen %1 daha indirdin ve buna tepki olarak piyasada Türk lirası değer kaybetti. 9'un üstüne çıktı bir anda. Şimdi bunu bütün ekonomistler, biraz iktisat bilen herkes, ortalamanın üzerinde eğitimi olan bir yurttaş, herkes bunu biliyordu ki eğer faizi geri çekersen dolar patlayacak. Faizi geri çektin, dolar patladı. Peki ne dedin? Ekonomimize saldırıyorlar, sabotaj var. Ama böyle yaparsam böyle olacağı söylendi. Yani bunun sonucu böyle olacağı belliyken ve böyle olunca sabotajdan, saldırıdan bahsetmek gibi bir durum olabilir mi? Yani bu vatandaşa çıkıp da geri zekalı demek de aynı şey. Yani bu milleti bu aptal yerine koymak değil mi? Sonucu belli bir şey, herkesin bu kardeşim böyle olur dediği bir şey öyle oluyor. Sonra diyorsun ki bizim ekonomimize saldırıyorlar. Allah Allah. Merkez Bankası Başkanı yani değiştirmek, yönetimini değiştirmek yani Merkez Bankası'nın özerkliğine müdahale etmek de doları yükselten, piyasaları bozan bir durum. Sen bir anda gece yarısı dolar 9'un da üstünde ateşi daha sönmemişken, ateşliyken yönetimi değiştiriyorsun. Hop dolar 9,18 oluyor. Ondan sonra tekrar. Çünkü ekonomimize saldırı var. Çünkü bu bir sabotaj. Ama böyle yaparsam böyle olacağı belli değil mi? Yani ben biliyorum, o biliyor, bu biliyor. Bunun sabotaj olduğunu söyleyen de biliyor aslında. Ve böyle oluyor. O zaman demek ki Türk lirasının değerini düşürmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Her ne kadar yandaşı çıkıp da tuhaf bir şekilde yok saldırıyorlar yok sabotaj falan dese de onların da bildiği üzere herhalde iktidar yani besbelli sonucunun bu olacağı işleri yaptığına göre ortada iktidarın bu Türk lirasının değerini düşük tutmak gibi bir hedefi var. Ya da doları yüksek tutmak gibi bir hedefi var. Merkez Bankası yönetimini değiştirmek de hani şu da denebilir işte doları düşüremediler ki falan da denebilir. Ama sen şimdi yangına benzin döküyorsun, sonra itfaiye erine dönüp diyorsun ki söndüremiyorsun sen. Seni görevden alıyorum, başka itfaiye eri gelsin. Ama bu arada da sen benzin dökmeye devam ediyorsun yangına. İtfaiye erinin ne suçu var? Böyle bir mantık yok ki. Şu anda doların düşmesini mi istiyorsun? 9,18. Şu anda şu saniyede Cumhurbaşkanı çıkıp dese ki ben Merkez Bankası başkanlarına ve yönetimine karışmayacağım. Sondur bitmiştir bir daha karışmıyorum. Özerktir kendi kararını kendi verecek dese bir dakika içinde dolar 9'un altına iner. Ancak bir tercih sebebi. Türk lirasının düşük kalması, doların yukarıda olması bir tercih sebebi. İktidarın bir tercihi. Bu tercihin sonucunda halk fakir. Ama yoksullukla alım gücünün düşmesiyle sıkıntı çekiyor. Zaten sıkıntı çekiyor alım gücüyle ilgili enflasyon patlamış. İyice boğuyoruz vatandaşı. Ama büyük firmaların vergi afları falan oluyor. Onlar sıkılmasın, onların canı yanmasın. Sakın vatandaşın canı yanabilir. Şimdi neden bunu yapıyor olabilir? Mesela acaba Türkiye'de asgari ücret dolar bazında Çin'in çok gerisinde kaldı. Hani acaba yabancı yatırımcıyı çekmek mi istiyor? Bak bende iş gücü maliyeti daha düşük. Gidip de Çin'de fabrika kuracağına eğer mantığın düşük maliyetli bir iş gücüyse gel Türkiye'de kur mu diyor.
hayat pahalılığını daha arttırıp insanların alım gücünü iyice törpüleyip insanlar hiçbir şey alamasın, talep azalsın. Talep azaldığı için enflasyon düşüş eğilimine girsin mi istiyor? Bu şekilde bir yöntem mi buldu? Ya da bunların her biri mi ihracatı arttırmak için, ithalatı kısmak için, dış ticaret açığını iyice kapayıp cari açığı iyice küçültebilmek için mi yapıyor? Çünkü eğer Türk lirasının değeri düşerse bir ki yurt dışındaki bir euroyla, dolarla iş yapan bir ülke, bir firma tabii sizden daha fazla mal alabiliyor ya da daha düşük fiyata daha fazla ürün alabiliyor. Maliyeti düşüyor ve dolayısıyla sizden ürün alıyor. Sizin de ihracatınız artıyor, oluyor reel olarak, görünen olarak kağıt üzerinde. Bu sebeple iktidarın çıkıp da bu doların yükselişi ile ilgili bu millete açıklaması gereken bir şey var. Muhalefetin de açıklaması gereken, anlatması gereken bir şey var. Muhalefet malum hep söylerim anlatmıyor. Anlatmamakta ısrar ediyor. Hep önüne fırsatlar geliyor ama hiç anlatmıyor. Mesela onlar çıkıp da bir algı oluşturuyorlar. Efendim muhalefet geçmişe dönmek istiyor. O geçmişin karanlık bir günleri, böyle bir hayal bir dünya yaratıyor iktidar ve yandaşları. O geçmiş bir parlamenter sistem varmış, işte oraya dönmek istiyorum, o da çok kötüymüş falan. Ben çıkıp diyebilmelisin ki muhalefet olarak. İşte bak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir kişi bir gecede Merkez Bankası yönetimini değiştirdiği için dolar 9 liradan 9.18'e çıkıyor. Halbuki bizim iktidarımızda güçlendirilmiş bir parlamento yapısında, güçlendirilmiş bir demokratik yapıda Merkez Bankası Başkanı kendi kararlarını kendi alacağı için böyle sıkıntılar olmayacak. Geceden sabaha bir anda doların patladığını görmeyeceğiz. İşte bu yüzden biz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz demesini, anlatmasını bekliyoruz. Bekliyoruz muhalefetten muhalefet yapmasını, halkı aydınlatmasını bekliyoruz.